Öncelikle şu epey bir lafını açalım. 21 senedir Boston Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konular ışıkla alakalı. Bir göstericim yok ama siz yaklaşık olarak nereye işaret ettiğimi anlıyorsunuz herhalde. Görsellerin İngilizce çoğu. Ben Türkçe konuşacağım. Şu arkada gördüğünüz büyük tuğla bina bizim fotonik araştırma merkezimiz. Gördüğünüz yol Commonwealth Avenue, Commonwealth Caddesi. Üzerinde bir tren yolu vardır. Bu üniversitemizin hemen hemen bütün binaları bu yolun iki tarafında. Şehir içinde bir kampüsümüz var. Koç Üniversitesi'nin tam aksine etrafımızda fazla bir ağaç yok. Ama şehirle iç içe onun getirdiği kısıtlamaları yaşayan bir kampüsümüz var. 34 bine yakın öğrencimiz var toplam. Tıp fakültemiz bu kampüste değil. Yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta. 4 bine yakın öğretim üyesi tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak. Ve şehirle bütünleşmiş. Çok büyük bir araştırma üniversitesi. Yıllık araştırma bütçemiz mühendislikte 50 milyon dolar. Üniversite çapında da 354 milyon dolar civarında. Bugün neler anlatacağız, neler konuşacağız? Her şeyden önce ben isterim ki sadece hocalarınız değil, hepiniz ön sıralarda oturmuş olabilir. Ama tabii en arkada oturmak da liseden falan kalan bir alışkanlık. Neler konuşacağız? Öncelikle şunu kabul etmem lazım ki bu son derece zor bir izleyici, dinleyici grubu. İçinizde fen ve mühendislik bölümlerinde olan kimler var? Oldu mu ya? Hani eski diğer öğrenciler, tarih okuyanlar, işletme okuyanlar falan var mı? Onlar da var. Tek tek de olsa ekler yemek dışında buraya gelmeniz için sebep var mı? Bekler nerede? Dışarıda. Ben yedim bir tane. Yemediyseniz büyük kayıp. Ben biraz kendimi anlatacağım size. Ondan sonra ışık, renk, dalga üzerine konuşacağız. Ve bizim bunu uygulama alanımız biyosensörler üzerine. Biyolojik algılayıcılar üzerine. Sonra biraz da ticarileştirme üzerine neler yaptık, nasıl başarısızlıklar yaşadık onları da anlatacağım. Umarım bunlardan biraz ders çıkartmanız mümkün olacaktır. Bir numaralı amacımız cep telefonu kullanılmasına engel olmak. Toplantı tavırı da. Telefonlarınız çalmasın ya, titreşime falan alın. Gizli gizli tekst edin. Beni üzmeyin. İşte bu ben ilkokul 5'teyken böyleydim. 1964'te bütün dünya yaratıldı. 12 Haziran yaklaşık akşam üzeri. Ondan önce hiçbir şey yoktu. En azından bana göre öyle. Size göre de bundan biraz daha farklıdır herhalde. Sinop'ta doğmuştum. Benim bilimsel olarak gelişmemde belki de en büyük katkısı olan Ankara Fen Lisesi'ndeki bir iki hocam, öyle söyleyeyim. Burada kendisi anlıyorum. Dilara Çetin geometri hocamız. Rahmetli oldu geçen sene. Onun sayesinde öğrendik her şeyi sorgulamayı, bir şeyi boş lafla anlatmak değil de ispat etmek gerektiğini. Yani kanıtlamak ihtiyacı veya münazara etmek, tartışmak, haklı çıkmak, haksız çıkmak. Bu tip şey kavramları öğrendik. Üniversitede Orta Doğu'ya gittim. 86 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Fırsat bulabilseydim Orta Doğu'nun o zamanki, bu zamanki resimlerinden biraz örnekler koymak isterdim. Özellikle son zamanlarda olan olaylar hiç hoş değil. Olan belki de en güzide yeni yollarımızdan birini
İhtica etmiş durumdayız. İşgal etmiş durumdalar. Elektromanyetik orada öğrendim. Belki de benim için en önemli bilgi kaynaklarından birisiydi. Ve iki sene Aselsan'la çalıştım. Aselsan o zaman geçici teknik eleman kadrosunda 3. 4. sınıf öğrencilerini işe alıyordu. Ve bizi gerçekten kendi işlerine yarayacak projelerde çalışıyorlardı. Ben mesela alıcı verici telsizlerin pillerinin soğukta test edilmesiyle başladım. Ve belki de en önemli şey merak. Merak uyandı yani. Belki ilkokulda da vardı merak ama üniversite yaşlarında yani şu nasıl çalışır, bu nasıl olur, niye bu böyle oluyor gibi sorular sormaya başladık. Bence en önemli şey o. Bugün de ondan bahsetmeye çalışacağım ben. Şimdi tabii yaşımız ortaya çıkıyor ama Calvin Hobbes bizim gençliğimizde çok popüler olan bir karikatür serisiydi. Burada Calvin babasıyla konuştu. Babası güneş batışının ne kadar güzel bir renkli olduğundan falan bahsettiği zaman o da takım sorular soruyor. Nasıl olur da benim de az önce gördüğünüz resimler gibi. Benim çocukluğumdan bir tane renkli resim yok. Annem iddia ediyor ki saçlarım çok kırmızıymış. Ama yani elimizde bir kanıt yok. Ancak liseden falan renkli resimlerde oradan görebildiğimiz kadarıyla. Kalbin babasına soruyor. Neden eski fotoğraflar hepsi yapmayız? Tabii soru sormak, merak etmek çok güzel ama doğru kişiye de sormak lazım. Babası belki de onunla dalga geçmek için. Eskiden renk yoktu diyor. Fotoğraflar renkliydi ama yani doğa, her şey siyah beyazdı. Tabii bu bilimsel merak ve sorgulama çok önemli. Hemen çocuk sorguluyor ama diyor öyleyse renkler yoksa eski yağlı boya tablolar neden renkli? Biliyorsun diyor niye öyle yani boyadılar diyor. Yani sanatçıların çoğu çatlaktır diyor. Bu sorunun cevabı olarak. Evet, en sonunda kalbinin karar verdiği dünya çok karmaşık. Kaplan arkadaşına sorduğu zaman da diyor yani öyle geldiği zaman biraz ülke hayat ve akşam yemeğini bekle. Geçer. Tabii şimdi siz üniversite öğrenmişsiniz. Böyle düşünmediğiniz açık. Yani her şey çok karışıksa ben bunu öğrenmeme gerek yok falan diyorsanız zorlanacaksınız. Ama öğrenmenin isteğin olması çok önemli. Şimdi doğada çok hassas dengeler var. Belki işi çok ilginç yapan, belki de biz bu dengelerin üzerine gittiğimiz için çok hassas olmayan problemlerle çok fazla uğraşmadığımız için bunlar ön plana çıkıyor. Örneğin ben üniversitede hoca olduktan sonra bunları öğrendim. Kimyasal bağların gücüyle yer çekimi kuvveti arasındaki enteresan bir denge var. Eğer dünya biraz daha küçük olsaydı, yer çekimi biraz daha az olsaydı, yer çekimi katsayısı daha küçük olsaydı, biz elimizdeki yakıtlarla çok kolay uzaya gidebilirdik. Ya da kimyasal bağlar biraz daha kuvvetli olsaydı, yaktığımız zaman daha çok enerji, daha çok itme gücü elde edebilseydik, roketlerle çok kolay, çok önceden uzaya gitmek mümkün olabilirdi. Türkiye bugün hala uzaya bir uydu gönderebilecek kapasitede değil. Eğer daha büyük bir dünyamız olsaydı ya da kimyasal bağlar daha küçük olsaydı, daha zayıf olsaydı, bunu hiçbir zaman yapamayacaktık. En azından konvansiyonel yöntemlerle belki nükleer enerjiyle yapmak mümkün olacaktı. Ama kimyasal roketlerle bunu yapmak mümkün olmayacaktı. Tam sınırda, yani Jules Verne'in hayalindeki gibi girilmedi biliyorsunuz uzaya. Bildiğiniz roketlerle gidildi. Şimdi aynı şekilde hayatın hangi boyutta oluştuğuna bakarsanız, hayatın temel bölümlerini, büyüklüklerine ve buna karşılık bizim bunu gözlemleyebileceğimiz, bildiğimiz optik yöntemlerin çözünürlüğünü karşılaştırırsak gene buna benzer hassas bir denge var. Biz molekülleri tek tek göremiyoruz yaşadıkları şekliyle. Ancak öldürüp
elektron mikroskopuyla bakarak belki detaylarını görebiliyoruz. Önemli molekülleri, protein, DNA gibi molekülleri görmemiz mümkün değil. Daha düşük dalga boyu, daha kısa dalga boyu, ultraviyole ışığa gittiğimiz zaman bu da hayatı bitiren bir etken. Çünkü yüksek enerjili ışık parçacıkları moleküler bağları koparıyorlar. Tabii ışıkla alakalı düşünme uygulamaları çok eskiye dayanıyor. Arşimed'in zamanında birçok insanın eline aynalar vererek bunu bir silah olarak kullanıp düşman teknelerinin yelkenlerini yaktığı iddia edilir. Şu aşağıdaki YouTube linkine neyse isterseniz ben sonra size veririm. Buna bakarsanız şunu göreceksiniz. Bugün acaba bu çalışıyor mu? Gerçekten Arşimet böyle bir şey yapmış olabilir mi diye insanlar denediler. Ve pek olur olmadığını fark ettiler. Ancak çok her şey yolunda giderse ve gerçekten o günün teknolojisiyle değil de bugünün teknolojisine yakın şekilde aralar yapılırsa böyle bir şey elde edilebilir diye fark ettiler. Şimdi 17. yüzyılda Avrupa'daki birçok bilim adamı bu tip konuları merak ediyor. Merak yok önemli. Descartes ışığın bir dalga olduğuna karar verdi. Şimdi ışık dalga olduğu zaman bu bildiğiniz su dalgaları ya da ses dalgaları gibi yayılması için bir ortamda gitmesi gerekir. Yani bir ortamdaki basınç dalgasıdır mesela ses ya da su dalgaları. Şimdi bunu yapabilmek için de ortamın boş olmaması lazım. Uzayda da gidebiliyor ışık. Nasıl olacak? Eter, ether diye bir malzemeyle dolu olduğundan varsayımına ulaştılar. Şimdi dalga ise ışık girişmesi lazım. Yani suya taş attığınız zaman birkaç tane bunların constructive ve destructive kelimelerin Türkçesini tam bilemiyorum ama birbirine yapıcı ve yıkıcı girişim olması lazım. Böyle şeyler olur mu sorusu uyanıyor tabii ki. Şimdi Descartes'ten başka başkaları da çalışıyordu. Burada göreceğiniz enteresan tarihsel bir takım referanslar da şunu gösterecek. Bugün olduğu gibi o gün de herkes birbirinden bir şeyler araklamaya, onu ben yaptım, yok bakanlar önce başkası yapmamıştı demeye çok meraklıymış. Descartes mesela Snell'in hiç bundan bahsettiğinden okumuş olmasına, yayınlarını görmüş olmasına rağmen ilk defa kendisi publish etmiş sinüsler kuralını. Yani ışığın bir dielektrik yüzeyde kırılmasını kanuna bağlayan Snell'in geliştirmiş olduğu şu sinüsler kuralını ilk defa Descartes yayınlamış. Yani hiçbir şeyden bahsetmemiş, başkası yapmamış. Tabii bunlar neden önemli? Çünkü ışığın kırılımı bütün mikroskobi, teleskobi sistemlerinin tabanında yer alıyor. Galileo teleskopla uğraşıp uzay cisimlerine, Ay'a bakarken başka insanlar da küçük objeleri görmek için mikroskop geliştirdiler. Bu Anton Leeuwenhoek'un geliştirdiği ilk mikroskopla bakterileri görebildi. Ondan sonra Hooke'un geliştirdiği biraz daha bugünün modern mikroskoplarına benzeyen bir yapıyla aynı gözlemler tekrar edildi. Ve insanlar artık bazı mikroorganizmaların var olduğunu anladılar. Yani hasta olduğunuz zaman cin çarpmış olmadı, mikrop, bakteri sizi hasta etmiş oldu. Bu Leeuwenhoek'un zamanında yaptığı gözlemlerden bir takım örnekler var. Buradaki soru, bu kaç lambda? Kaç dalga boyu? Şimdi bu objelere bakarsanız bunların büyüklüğü yaklaşık ne kadar? Fikir var mı? O kadar fen mühendislik öğrencisi var dediniz. Bir bakteri ne kadar? Mikron.
mikrometre falan, 1-10 mikron arasında. Özellikle yani kırmızı kan hücreleri biraz daha büyük tabii. Bunları görmek mümkün oldu. Çünkü kullandığımız görünür ışık, bizim de görünür ışıkla elde edebileceğimiz görüntünün hassasiyeti yaklaşık dalga boyu mertebesinde. Bunun detaylarına girmeyeceğim, o bizi aşıyor bugün için. Fakat bilmeniz gereken, 1 mikronluk bir objeyi bildiğimiz görünür ışıkla çok basit bir mikroskopla görebiliyoruz. Bunun ötesine geçmekse çok oldukça zor. Şimdi tekrar biraz tarihsel referanslara geri dönelim. Bir zamanlar dünyadaki bütün bilgiyi bir kişinin bilmesi belki de mümkündü. Mesela bunlardan birisi de Newton. Hemen hemen her şeyi biliyordu adam. Bugün bu mümkün değil artık. Ve Newton da ışığın parçacık olduğuna karar verdi. Ki bu albüm kimin albümü? Bak onu biliyorsunuz hepiniz. Bakteri falan deyince hiç kimseden çıkıyor. Bu Final Cut'tı mı? Neydi bu? Dark Side of the Moon. Neyse. Her konuda fikir sahibi olduğu gibi ışık konusunda da Newton Rings diye bir kavram vardır. Ondan biraz daha yakından bahsedeceğiz. Ama ışık parçacık olsa iki tane aralıktan geçtiği zaman böyle bir yapı olmasını beklersiniz. Yani iki tane nokta. Eğer iki yarıktan ışığı geçirirsen bir ekrana düştüğü zaman orada iki tane çizgi görmen beklenir. Ama dalga olursa ve bunlar birbirine yakın küçük aralıklarsa bir girişim görmemiz beklenir. Bunu da Young diye bir adam yapmış. Bu çok önemli. Bunlar çok önemli. Çünkü ışığın hem dalga hem parçacık özellikleri var. Örneğin Einstein Nobel ödülünü hangi konuda almıştır? Fotoelektrik efekt. Yani ışığın parçacık olmasından kaynaklanan bir Nobel ödülü almış. Ama aynı şekilde Thomas Young ışığın dalga olduğunu bu Young da basit eksperimentle göstermiş. Şimdi biraz daha yakın zamana gelirsek, Maxwell'in yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi, birçok küçük teoriyi bir araya getirip elektromanyetik dalgaların sağlaması gereken kanunları bir araya toplamış. Bu mühendislikte okuyanların birçoğunun öğrenmesi gereken çok temel bilgiler. Şimdi baktığınız zaman elektromanyetik dalga dediğimiz zaman o zaman sadece ışık değil. Maxwell's Wave Theory of Light diyor burada. 1865'te yayınlamış. Bütün elektromanyetik spektrum gamma ışıklarından, X-ray, ultraviyoleden bildiğiniz radyo dalgalarına kadar gelen ve bunun sadece çok küçük bir kısmını biz görünür ışık olarak algıladığımız bir spektrum. Bunların hepsinin davranışı aynı. Yani değişik malzemelerle etkileşimlerinde farklılıklar olabilir. Fakat bunların davranışlarını belirleyen temel kavramlar birebir aynı. Şimdi gelelim biraz daha yakın konulara. Görünür ışık. Görünür ışık, gözünüzde rod ve konlar var. Yanlış hatırlamıyorsam, ters hatırlıyor olabilirim. Rodlar, ışığa duyarlı fakat dalga boyuna, renge duyarlı değil. Onun için ışık az olduğu zaman renkleri iyi seçemeyiz ama yine görüntü alabiliriz. Konlar da değişik, değişik dalga boylarına hassas yapılan üç çeşit. RGB, kırmızı, yeşil, mavi, dalga boyları. Bunlar da dört mü? Ne oluyor? Kuşa. Onu ben... Zaten renklerin
isimlerinden bizim bildiğimiz işte kırmızı, mavi, lacivert falan vardı. Sarı, kırmızı vardı değil mi? Hala var. Bu akşam kazanacağız inşallah. ama yani artık yani renkler yok efendim, orman yeşiliymiş. Pas kırmızıymış falan filan yani bir şey var. Onların hiçbirisi yok, sadece RGB var. Şimdi, birçok insan burada yani hepiniz hemen hemen sosyal medyasındır. Hatta şu anda tweet atan, Facebook'a giren vardır. İşte yaklaşık 18 saat önce, bu görselleri hazır varken, işte 20 saat diye. Çok yakın bir arkadaşım, Boston'daki bir arkadaşım. Kız çocuğu, yaklaşık 3,5 yaşında. Kendisinin artık why stage, neden kademesine gelmiş. Yani artık ne olursa neden diye soruyor. Niye? Why? Şunu işte kırmızı çoraplarını giy, why? Bu çok önemli. Why diye sormak çok önemli. Şimdi ilk sorumuz, görünür ışık neden görünür? Şimdi bu sonuç. Şimdi göz mü önce vardı, ışık mı önce vardı? En azından ne bileyim, Tevrat'a falan göre eletler bir light. Önce ışık vardı değil mi? İnsan olmadan önce ya da dünyada, dünya soğumadan önce ışık vardı. O zaman ilk soracağımız soru şu. Dünyanın ışık kaynağı nedir? Çok güzel. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Güneş ışığının şu siyah çizgi teorik olarak o sıcaklıkta yanan bir cismin çıkartacağı ışını gösteriyor. Güneşin yüzeyi yaklaşık işte burada görüldüğü gibi 5700 Kelvin falan diyebiliyor. Demek ki doğru. 5600 Kelvin civarında. O sıcaklıkta olduğu için şu siyah çizgiyle gösterilen bir dağılımda ışık çıkarması beklenir. Tabii perfect black body olmadığı için biraz daha farklı şu sarı çizgiyle gösterilen. Yani dünyanın dışına gelen ışık bu. Deniz seviyesinde şu kırmızıyla gösterilen ışık. Ama yine de bakıyoruz, şu bizim görünür ışık dediğimiz şu aralıkta. Ultraviyoleyi neden göremiyoruz? Infrared'i neden göremiyoruz? Var mı fikriniz? Dalga boyutlar, bravo. Zaten... Doğru. Ama neden? Şimdi ben 3,5 yaşındaki Ayla oldum. Sana söylüyorum ama neden? Ben sana başka bir soru sorayım o zaman. Hayat nerede başladı? Nerede? Primordial soup. Şimdi baktığınız zaman böyle bu canavarlar falan hepsi okyanusta ortaya çıktılar. Suyun içerisinde. Şimdi suyun ışık soğurma spektrumuna bakarsanız o zaman da görünür ışık en kolay suya girebilen ışık, yeşil gibi, 10 metreye kadar girebiliyor. Ama ultraviyole 10 mikrona falan girebiliyor. Yani o kadar arada ciddi bir fark var. Tabii burası logaritmik bir ölçü olduğu için buradaki farklılık çok çok fazla. Yani ultraviyole ölse giremiyor suyun içine. Aynı şekilde infrared de giremiyor. Yani suyun içine girebilen bildiğimiz görünür ışık. Güneş o sıcaklıkta yanmasa, su bu şekilde ışığı soğurmasa biz belki şu anda farklı dalga boylarını görüyor olacaktık. Bunlar bir araya geldiği için
bütün gelişen canlılar illaki bu ışıkla idare etmeleri gerekiyor. Başka bir şey yok. Onun için böyle oldu. Demek ki neymiş? Yaşam görünür ışıkla evrimleşti. Görünür ışıkla 400 ile 600 nanometre civarında. Şimdi nanometrenin ne olduğunu ben size anlatmayayım. Üniversite öğrencisiniz artık. En küçük görebileceğimiz objenin büyüklüğü de yaklaşık işte 200-300 nanometre civarında. Bu ışığın diffraction'dan kaynaklanan bir limitasyon. Şimdi Leeuwenhoek, Hooke falan görmüşler bakterileri. Çok rahatlıkla. Onlar 1 ila 10 mikron civarında. Onların yaptığı mikroskopları bilemediğiniz 2 katı iyileştirdik bugüne kadar. Belki 3 katı iyileştirdik. Daha fazla iyileştiremedik çünkü çok temel limitlere dayandı hemen. Ama virüs dediğimiz mesela mikroplar, bunlar 50-100 nanometre civarında. Bunları tek tek göremiyoruz. DNA, protein gibi hayatın temel taşlarına girdiğiniz zaman bunları görmek hiç mümkün değil çünkü çok küçük. Ben ne yapıyorum? Benim yaptığım şey sabun köpüğü. Bunu kullanarak etiketsiz algılayıcılar geliştirdik. Ve virüsleri tek tek görecek yöntemler geliştirdik. Ben şimdi biraz daha kendi işlerimden bahsedeceğim size. Yani daha biraz daha bilimsel bağlantılı konularda. Ama her şey yaparken bir motivasyonunuz olması lazım. Umarım sizin motivasyonunuz benim ilk göstereceğim motivasyon olur. Yani başkalarına bir fayda sağlasın. Sadece sizin meraklarınızda kalmasın. İnsanlar, insanların hayat kalitesinin yükselmesine faydası olur. 2011'de 12 öğrenciyi alıp Nikaragua'ya gittik. Çünkü Global Health, küresel sağlık üzerine bir çalışma yapıyorduk. Burada gördüğünüz klinik bir laboratuvar. Bu da devlet hastanesinin karşısındaki özel laboratuvar. Paranız varsa gelip de burada teşhis olabiliyorsunuz. Yani şu bana eski şehir arası otobüs duraklarındaki tuvaletleri hatırlatıyor. Yani o kadar pis, kötü görünen bir yer. Bu bebekte oradaki en kötü gecekondu mahalle. Çöpün üzerine kurulmuş bir mahallede yaşayan bir bebekti. Bunun ailesi gece 10'la sabah 3 arasında su hakları var. Çünkü 4-5 aile orada bir tane musluktan su elde edebiliyorlar. Onların kalkıp plastik kovalarını doldurması lazım. Şimdi biz istiyoruz ki sadece çok yeni yöntemler geliştirmeyelim. Ama bu geliştirdiğimiz yöntemlere, en iyi yöntemlere herkesin ulaşımı olsun, erişimi olsun. Neden? Ve bunu nasıl sağlayabiliriz? Ancak çok basit olursa, ucuz olursa sağlayabiliriz. Eğer siz 1,5 Tesla'lık açık MR'da beyin ameliyatı olmak istiyorsanız bunu dünyanın %95'i hayaline göremez. Benzer bir istatistik size. Eğer anne HIV ise, AIDS mikrobu taşıyorsa, bebek AIDS lib olarak doğmak durumunda değil. Ancak doğum sırasında, yani çünkü plasentadan geçemiyor, doğum sırasında kanla ya da sonrasında emzirerek ulaşabiliyor. Eğer AIDS olarak, yani HIV pozitif doğmadıysa bebek, emzirdiği zaman HIV pozitif olma olasılığı çok yüksek, %100'e yakın. Ve eğer bilinmiyorsa da %45 ölüyor. Eğer HIV'li doğduysa bebek, o anda tedaviye başlarsanız bu %2'ye düşüyor. Ya da HIV'siz doğduysa emzirtmiyorsunuz anneye. O riskleri takmanız lazım. Anne sütü almaması başka problemleri yol açabilir. Buna benzer motivasyonlar düşünebiliriz. Tabii burada da yani bizim istediğimiz kadar böyle motivasyonumuz olsun. Parayı veren düdüğü çalar. Yani kimseyi bedava çalıştıramazsınız bugünün toplumunda. Burada da devlete çok büyük yük düşüyor. Şimdi bu da Dilbert. Bu Dilbert'ı biraz daha yakından bilirsiniz siz Calvin Hobbes gibi değil. Dilbert'ın patronu soruyor. Yani ben diyor kendi kariyerimi ileriye götürmek için
çok çalışması gerekmez. İlla ki şart değil çalışması ama kulağa hoş gelsin. Seksi olsun demiş. İşte okuduğu haberlere göre de nanotechnology stem cell for fighting terrorists. Bizim şu anda olan Amerikan devletinde olan karakterimize bakarsanız bio defense. Yani bir terörist olursa, terörist bir saldırı olursa, bunlar biyolojik bir saldırı olursa ona karşı ne yapabiliriz? Nanoteknoloji. Bunları da devletin karar verip yönlendirmesi gerekiyor. TÜBİTAK'ta çok bastırdık biz de dışarıdan. İçeriden de diğer akademisyenler bastırdı. Bu sene öncelikli çağrılar başladı. Bunlardan bir tanesi de sağlık üzerineydi. Bundan sonraki de beyin, insan beyin üzerine. Öncelikli konuları para sahipleri belirleyebilir. Tabii işin şakası, Gilbert da bilmiyor nasıl yapacağını bunu. Köpeğe soruyor onun danışmanı. O da diyor ki, yani yaptım de, ondan sonra yani çak dersin, o da eline vurursa bütün suçu ona atabilirsin, kırdın diye. Çünkü çok küçükler göremedin de sen onları kırdın. Şey, ne kadar kötü oldu. Şimdi biz neler yapıyoruz? Affinity sensing. Eğer biyoloji bilmiyorsanız öyle. Çünkü ben bu yaşımda öğrenmeye kalktım, yarım yamalak öğrendim. Allah'tan öğrencilerim var, onlar bana öğretiyorlar. Bütün bildiğiniz normlar kafanızda yıkılıyor. Biz kimyada ne öğrendik? İki tane atom gelir ya da molekül gelir, birbirlerine bağlanırlar, enerji çıkar, enerji girer, neyse onlar yapışırlar. Covalent bonding olur, yani bir daha geri dönmesi kolay olmayan bir şey olur. Ama hayat böyle değil. Hayatta iki molekül birbirine bağlanıyor ama işte çok da iyi bağlanmıyor. Sürekli bağlanmıyor, bir bağlanıyor, bir ayrılıyor falan filan. Ki bunun böyle olması illaki şart. Yoksa evimiz kaskatı kalırız. Yani sürekli bir şeyler birbirine dokunacak, bağlanacak, birazcık daha kuvvetli bağlanacak, birazcık daha az bağlanacak, o sayede hayat olacak. Bunların nasıl bağlandığının çalışması çok önemli. DNA'nın nasıl, DNA interaction'a bakarsanız genetik yapı inceleyebilirsiniz. Proteinlere bakarsanız immunense dediğimiz hastalıkla ilgili bilgi elde edebilirsiniz. DNA'nın proteinle bağlanması çok çok önemli. Bu da transcription factor dediğimiz proteinlerin DNA'ya nasıl bağlandığını gösteriyor. Bizim çalıştığımız konulardan bir tanesi dediğim gibi virüsler. Virüsleri algılamak istediğimiz için virüsler hangi proteinlere nasıl bağlanıyorlar? Bu konuda çok önemli. Şimdi eğer biyolojik algılama yapmak istiyorsanız bir sürü alet var. ELISA dediğimiz belki de en çok kullanılan yöntem, yüzeyde bir protein var. Bu protein sizin sorguladığınız proteine sorusun içerisinde bağlanıyor. Fakat bunu tek başına görmeniz mümkün olmadığı için bunu etiketliyorsunuz. Işık yayan bir şeyle etiketliyorsunuz. Ve oradan çıkan ışığı gözlemleyerek varlığından haberiniz oluyor. Bunun dışında başka da yöntemler var. Bunların avantajları, dezavantajları var. Benim anlatmaya çalıştığım şey size, biz ne yapıyoruz? Biz fotonik binasında olduğumuz için ışık kullanarak bazı yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. Işığı nasıl kullanabiliriz? İki şekilde kullanabiliriz. Maddeyle etkileşiyor. Bir, madde tarafından soğurulup başka bir renkte tekrar ışınım yapabilir. Bu tipik etiketleme yöntemi floresan moleküllerle yapılır. Bunun avantajları şöyle. Bu odada bütün ışıkları kapatsak, bir tane kibrit yaksak hepiniz görebilirsiniz. Başka bir ışık kaynağı yoksa algılamak son derece kolay olur. Tek bir molekül seviyesine inmek mümkün. Pratikte binlerce, on binlerce molekül olması gerekir ki gürültü seviyesinin üzerinde bir algılama olabilsin. Işık aynı zamanda Snell'in bahsettiği gibi kırınım, yani değişik bir malzemeden geçerken yavaşlıyor. Bundan dolayı olan bir faz gecikmesi olabilir. Bunu da algılama için kullanabiliriz. Biz bunu yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Sabun köpüğüyle yapıyoruz. Gerçek sabun köpüğüyle yapmıyoruz, anlatacağım onu. Ama prensipler bu kadar basit. Bir tane sabun köpüğü düşünün. Bu iki sıra molekülün arasında su vardır.
ve böylece son derece ince bir film oluştu. Bunun üzerine ışık yansıdığı zaman hem ilk yüzeyden hem ikinci yüzeyden yansıyacak ve bu dalga özelliğinden dolayı bir girişimde bulunacak. O filmin o noktası kalınlığı sebebiyle bazı dalga boyları yapıcı, bazı dalga boyları yıkıcı girişimden geçeceği için bazı renkler ön plana çıkacak, bazı renkler daha zayıflayacak. O zaman da sabun köpüğünün üzerinde böyle çok güzel renkler görebiliyoruz. Şimdi burada birçok insanın gözünden kaçan şey, siz bu renkleri sadece kırmızı, mavi, yeşil diye algılamayın, yani fuşya, orman yeşili falan filan diye algılayabiliyorsanız yaptığınız ölçüm yaklaşık 10 nanometre seviyesi. 10 nanometrelik bir kalınlık değişikliğini çok rahatlıkla sadece rengine bakarak görebiliyorsunuz. Hatta yarım iletken endüstrisinde bu özellik silikon, silisyum alt taşlarının üzerindeki oksitin kalınlığını ölçmek için bundan 30-40 yıl öncesinde kullanılıyor. Yani bir takım renk çeteleri var. Mühendis bu oksiti büyütürken o renk çetelesine bakarak tamam istediğim kalınlığa ulaştım diye 10 nanometreden daha hassas şekilde karar verilir. Yani bu renkle ölçtüğünüz mesafe bir protein kadar. Şimdi girişim gerçekten çok güçlü bir ölçüm yaptı. Graviton nedir? Gravity waves falan filan. Belki duymuşsunuzdur. Nasıl biz elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik enerji fotonlarla gidiyor diye bir kuram varsa, buna benzer bir kuramda yer çekimi, kütle çekimi nasıl komünike ediyor ki kütle arasında? Bunu da yani gravitonlarla, parçacıklarla olduğu falan iddia ediyor. Bunu gözlemek için de bunu büyük bir süpernova patlaması oldu, bir kütle değişikliği oldu. Onu dünyada gözleyebileceklerini iddia ediyorlar. Bunu yapmak için de interferometrik bir girişim, lazer girişimi kullanan bir yöntem, bir laboratuvar yapıldı. Bu laboratuvarın şu anda yapabildiği ölçüm bir atometre seviyesi. Ne kadar atometre? Çok küçük değil mi hocam? -18. Femto. Nanometre dedik değil mi? Molekül nanometre. Ondan bir küçüğü pikometre. Yani bir molekülün binde biri. Yani atomdan daha küçük bir ölçümden bahsediyoruz. Ondan bir küçüğü femtometre. Yani 3 kat daha gittik. 3 order of magnitude daha gittik. Yani binde birine gittik. Ondan da binde biri. Yani yaklaşık bir molekülün bir milyarda birinden bahsediyoruz. Böyle bir mesafe değişikliği, pozisyon değişikliğini ölçebilecek. Ve bu 15 yıllık bir aynanın mesafe değişikliğini ölçebiliyorlar şu anda. Yani 9-10 order of magnitude sizin gözünüzle yaptığınız ölçümden yer var kullanabileceğimiz. Bu aynı resmi tekrar gösteriyor. Üzerinde durmayalım. Işık eğer yapıcı girişimde olursa kuvvetleniyor, yıkıcı girişimde olursa zayıflıyor. Şimdi tekrar tarihe dönersek 1830 yılında, 1833 yılında sanırım George Airy bu fenomeni açıklamış, formüllerini de yazmış. Bizim bunun üzerine kattığımız bir şey yok o zamandan beri. Ama tabii biz ne yapıyoruz? Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Fabry-Perot bunu uygulamış, bunu bir ölçüm aleti haline getirmiş. 1900'lerin başında. Aradan 70 sene geçtikten sonra gerçekten bir işe yaradığını birisi göstermiş. Umarım sizin de merakınız vardır. Bunları kurup öğrenirsiniz bir gün. Çok enteresan geliyor. İşin içinde olduğumuz zaman. Bizim yaptığımız şey de böyle bir sabun köpüğü oluşturup bunun üzerindeki kalınlıkları ölçmek. Bu sabun köpüğünü yaparken de hani gerçekten sabun köpüğüyle çalışmıyoruz da silisyum bir alt taşın üzerindeki oksitin kalınlığına bakıyoruz. Nasıl mühendisler zamanında kalınlığını ölçmek için renk çetelerine bakıyorlarsa, biz de renkleri gözlemek yerine rengi değişen bir ışık kaynağı kullanarak
bütün yüzeyin bir resmini çekiyoruz. O resimdeki kontrastın nasıl değiştiğini görüyoruz. Yani herhangi bir nokta, kameradaki piksele karşılık gelen noktanın şöyle bir dalga boyu eğrisi oluyor. Eğer farklı noktalar varsa, diyelim ki burada bir takım biyolojik malzeme biriktiyse, oradaki dalga boyu eğrisi biraz kaymış olduğu için görüntüde diğer farklı farklı noktaların ne kadar biyolojik malzeme biriktiğini görebiliyoruz. Burada yaptığımız ölçüm pikometre seviyesi. Nasıl ben size söyledim, gözünüze baksanız 10 nanometre görüyorsunuz. LIGO yaparsanız, bilmem kaç milyar dolar harcarsanız atometre görebiliyorsunuz ama çok basit bir aletle bunu pikometre seviyesine indirebiliyorsunuz. O zaman da picogram per milimetre, milimetre kare hassasiyette biyolojik birikim ölçmelisi mümkün. Biz bunu önce bir ticaretleştirelim diye düşünmüştük. Dave Bernstein diye bir öğrenci 2008'de doktorasını aldı. Bu sistemi kurduk. Binlerce noktada aynı anda ölçüm yapabileceğimizi gösterdik. Bu bir protein array yaptık. Bu proteinde değişik noktalarda değişik prob moleküllerine ne bağlanıyor diye ölçebildik. Bunu da dinamik olarak yapabildik. Solüsyonun içerisinde zaman içerisinde hangi noktalara değişik şeyler bağlanıyor. Yani mesela önce görüyoruz ki bu moleküller var. Ondan sonra da şu moleküller var. Bu solüsyonu siz karar verdiğiniz için hangisini önce yüzeyden geçireceğinizi. Bunların tek tek bağlanmasını, bağlanmaların güçlerini ölçmek mümkün. Son derece kuantitatif, iyi çalışan bir yöntemdi. Ve dedik şirket kuralım. Burada da biraz hikaye anlatayım size. David Bernstein bizim laboratuvara öğrenci olmak için aday oldu. Oturduk konuştuk. Çocuk dedi, ben de ilgilenmiyorum sizin yaptığınız işlerle. Ben suyla çalışan bir bilgisayar kuracağım. Bunu da eğitim amaçlı müzelerde kullanmak için bu konuda çalışmak istiyorum dedi. Bir sene falan para aradım bunu yapmak için. Çünkü bizde böyle para yok. Biz nanoteknoloji stem cell for fighting terrorists. Biz onu yapıyoruz. Bu konuda para verdiler bize. Ve bulamayınca geldi tekrar. Dedi ben biosensör üzerine çalışmak istiyorum. O zamana kadar ben biosensör üzerine çalışmayı belki aklımdan geçiyordu ama bir şey yoktu. İkimiz oturduk. Kafayı kafaya verdik. Ve bu projeyi geliştirdik. Onun da ilk baştan amacı ticaretleştirmekti. İyi çalışınca ticaretleştirmeye karar verdi. Şirketi kurduk. Etiketsiz ölçüm yapma amaçlıydı. Yani örneği aldıktan sonra kan örneğini 15 dakika içerisinde bir karar verebiliriz şeklindeydi. Bu her noktada olan ölçümü zaten yapabiliyor insanlar. Biz birçok ölçüm aynı anda yapabilecek bir yöntem geliştirmiştik. Gayet de güzel çalıştı ama yeterince hassas değildi. Ve yaklaşık 2 sene önce kapattık şimdi. Çünkü hassasiyetimiz yeterince iyi değil. Diğer yöntemlerin yapamadığı bir şey yapmıyoruz. Belki daha ucuza yapıyorduk ve belki birçoğunu aynı anda yapıyorduk. Fakat avantajımız yeterli değil. Belki de çok erken başladık. Ve 2009-2011 arasında ekonomik durum şimdiki kadar kötüydü. Yani biliyorsunuz hep ne zamanda Amerikan hükümeti kapandı. Yani Amerika'da da para bulmak falan filan çok kolay değil. Tabii bunun üzerine bir de benim laboratuvarımla ortak çalışılması falan filan iyice sıkıntı yarattı bize. Sonunda kapandı. Bu resmi tanıyan kaç kişi var? İlgin hocam. Bizden başka yok mu Monty Python bilen? Now something completely different. Şimdi standart yöntem şu. Protein algılamak istiyorsanız ya da bir hastalık olup olmadığını algılamak istiyorsanız kan örneği de aldınız. O hastada bu antijenlere ya da antibodilere karşılık gelen moleküller var. Ona bakıyorsunuz. Çünkü hastalık olduğu zaman siz ona karşı savunma yapıp
ona karşılık gelen antibodileri, antikorları üretiyorsunuz. Standart yöntem bu. Bunu etiketlersiniz, etiketlemezsiniz. O size kalmış. Ama sonuçta A, C, D varsa şu hastalık var, B varsa başka bir hastalık var diye karar verebilirsiniz. Alternatif olarak eğer hastaysanız kanınızda o virüs var. O virüsün olduğunu görebilirim. Böyle yaparsam daha direkt bir ölçüm yapıyorum. Belki de daha hassas bir ölçüm yapmam mümkün olabilir. Bizim üzerinde yoğunlaştığımız konu bu. Tabii virüsü görebilirsek virüse benzer küçük etiketleri de görebiliriz. O konuda bahsetmeyeceğim. Şimdi virüs niye göremiyoruz? Şu bir bakteri. Bunu 200-300 sene önce görüyorlarmış. Virüs bu elektron mikroskop resminde şuradaki metal parçacıklar büyüklüğünde. Yani böyle küçük şeylerden bahsediyoruz. Ve algılama yöntemlerinde mikroskopun altında sizin gördüğünüz kontrastın sebebi ışığın oradan saçılması. Çok küçük parçacıklara bakıyorsunuz. Işık ne kadar saçılıyorsa ona göre bir kontrast elde edebiliyorsunuz. Şimdi ışığın saçılmasına bakarsanız küçük parçacıklar için bu büyüklüğünün 6. kuvvetiyle gidiyor. Yani 1 mikronluk parçacıktan gördüğünüz kontrastın 100 nanometrelik parçacıkta milyonda birini görebiliyorsunuz. O zaman da arka plandaki diğer ışık kaynaklarından ya da yansımaların arasında kaybolup gidiyor. Yani virüs gibi parçacıkları standart mikroskopun altında görmeniz pek mümkün değil. Biz bunu girişimle yaptık. Ama başka şekilde de yapmaya çalıştılar. Hala da çalışıyorlar. Madem ışık yeterince saçılmıyor, ışığı ben birden fazla kere geçirebilirim aynı parçacığın yanında düşüncesi. Yani kontrastı yükseltmek için ışığı hapsetmek. Bu en çok kullanılan, mantığa en yakın olan yöntem buydu. Biz mantığa çok yakın olmayan, biraz da saçma sapan olduğunu düşünülecek bir yöntem geliştirdik. Bunu yapmak için de ben iki tane son sınıf öğrencisi, bizim biyomedikal bölümünde, son sınıf öğrencisine Senior Design Project, bitirme projesi verdim. Dedim ki biz 2 nanometrelik bir sinyali görebiliyorsak ya da çok daha küçük, 20-30 belki 10 nanometrelik bir sinyali görebiliyorsak, pikometrelik bir sinyali görebiliyorsak, bir tane virüsü de belki görebiliriz. Bir tane virüsün buraya yayıldığını düşünsek, bu bir yükselti karşılığı olacaktır. Çok basit bir düşünceyle bu. Çocuklar yaptılar. Ve Rahul ve George yaptı bunu. Şu gördüğünüz resimde bu floresanla etiketlenmiş parçacıkları biz floresan kullanmadan görüyoruz. Hepsini aynı büyüklükte görüyoruz. Burada hepsi farklı farklı büyüklüklerde görülüyorlar. Neden? Çünkü floresan etiketleme çok uniform değil. Ama büyüklüğü belli yaklaşık bu parçacıklar. Bunlar virüs büyüklüğünde parçacıklar. George tıp fakültesinden reddedildi. Amerika'da biliyorsunuz lisans eğitimini tamamladıktan sonra tıp fakültesine giriyorsunuz. Rahul tıp fakültesine kabul edildi. George da mecburen benim yanımda doktora yapmaya başladı. O sene en iyi bitirme projesi ödülünü aldılar. George da bu sene doktorasını bitirdi. 3 sene sonra, 4 sene sonra en iyi doktora tezi ödülünü aldı. Bu çalışmaları sayesinde. Yani yaptığımız şey sonuçta bir yüzeyde, sabun köpüğünü andıran bir yüzeyde, silisyum altlaşın üzerindeki küçük bir oksit kalanı üzerinde değişik prob molekülleriyle değişik virüsleri yakalamaya çalışıyoruz. Bunları tek tek görüyoruz. Ve büyüklükleri hakkında bilgi sahibiyiz. Burada gördüğünüz gibi 70 nanometre çapındaki bir parçacıkla 100 nanometre çapındaki bir parçacık arasında ciddi bir kontrast farklılığı ölçebildiğimiz için bunları ayrı ayrı klasifikasyondan geçirebiliyoruz. Ve bu sayede hassas bir algılama yöntemi. Ve bunun virüslerle çalıştığını da gösterdik. Burada size deney sonuçları çok fazla anlatmayacağım ama gerçekten başarılı olduğunu söyleyebileceğim bir yöntem. Bu elektron mikroskop resmi
aynı elektron mikroskopu resminin çekildiği yüzeyde biz virüsleri tek tek görebiliyoruz. Tabii şimdi şunu yanlış anlamayın. Hala bizim çözünürlülüğümüz yarım mikron civarında. Bir tane virüs varsa onun orada olduğunu ve ne büyüklükte olduğunu algılayabiliyoruz. O virüsün kaşını gözünü göremiyoruz. Önce böyle bir büyük bir alet yapmıştık. Ondan sonra bunu bir prototip alet haline getirdik. İşte David firmayı kurup da satmaya çalıştığı zaman. Daha sonra daha da basitleştirdik. Şu anda Kasım ayında doktorasını bitirecek olan öğrencim Alex bu enstrümantasyonu tamamladı. Şu anda şu kadar bir aletle biz virüsleri tek tek görebiliyoruz. Hatta bu aleti otomatize ettik. Ve bir mühendislik dışında çalışan, mikrobiyolojiden çalışan bir doktor öğrencisi bunu kullanabiliyor fakültesinde. Deneyleri yapabilmek için. En son olarak da şöyle bir şaka yapalım. Bu Selçuk'un bir karikatörlerinden birisi. Bu mühendis, pardon şu mühendis gördüğünüz gibi dişlerden bakıştan farklı belli. Bu da herhalde işletmeci. Mühendis yapmış sırayla. Önce bunu yapmış, olmadı şunu yapmış falan. En sonunda güzel bir tekerlek yapmış ama diyor ki işletmeci, önce bunu piyasaya çıkarın. Bu biraz insanlar beğenmezlerse şunu süreriz, sonra bunu, en sonunda bunu. Biz onu öyle düşünmüyoruz ama bir bakıma biraz da öyle oldu. Çünkü iyi çalışmayan bir yöntemin üzerine onu geliştirerek şu anda benim iddiam belki de en hassas madde olma yöntemini geliştirdik ve bunu basit bir alet yapabildik. Herkesin erişim olabilecek bir alet yapabildik. Hatta bunu şu anda çok seksi bir konu olduğu için bir cep telefonu kamerasıyla bile görebilirsiniz. Hiçbir anlamı yok. Yani bir faydası yok bunu yapmanın. Ama insanlar ilgileniyorlar böyle şeylerle. Onun için bunu da arada yapmak. Sonuçta tek tek virüsleri görebiliyoruz. Sayabiliyoruz, farklılıklarını ayırt edebiliyoruz ve bu sayede de enfeksiyon hastalıklarında çok geçerli olacağını düşündüğümüz bir yöntem geliştirdiğimizi biliyoruz. Şimdi birkaç sözle bağlamak istiyorum artık. Zaten dışarıdakiler kaldıysa bazı arkadaşlarımız bundan faydalanmak isteyebilirler. Birçok tesadüf var. Sizin hayatınızda da olacak. Benim hayatımda oldu. Birçok tesadüf oldu. İşte en son tesadüf de şu. Çok hassas bir denge var birçok konuda. Hassas dengeler olan konulara yüklenirseniz ilginç şeyler bulacaksınız. Çekinmeyin. Merak edin. İlla ki merak edeceksiniz. Soru sorun. Sorgulayın. Bu niye böyle oluyor? Niye buraya AVM yapacağız illa ki şart mı diyeyim mesela? İleriye bakın. Basit düşünün. Yani ya şimdiye kadar şöyle bir laf vardı 1900'lerin başlarında önemli bir adam. Bugüne kadar bulunabilecek her şey bulunmuştur. Böyle düşünmeyin. Çok basit insanların gözünün önünde olan bir şeyi fark etmemiş olabilirler. Onu bilin. Neyin önemli olduğunu unutmayın. Hayat devam ediyor. İyi yaşayın. Mutlu olun. Yani ben mühendislikte çalıştığımız konular çok keyifli işler yapabilirsiniz. İşe yarayabilmesi için başka birçok etken var. En iyi algılayıcıyı yapsanız kimse kullanmıyorsa hiç kimseye faydası olmuş değildir. En sonuçta bir saniye. Bu benim araştırma grubumdan bir resim. Şunu söyleyeceğim sadece. Dekanınız söyledi, benim bilmediğim konulara girmiş falan diye. Ben elektrik mühendisiyim. Biyomedikal mühendisliğinden, makine mühendisliğinden, malzeme mühendisliğinden, fizikten, biyolojiden, tıp fakültesinden yanımda çalışan postdoc'lar, doktor öğrencileri var. Bütün bu hassas denge konuları disiplinler arası, hatta çok disiplinli konular. En başta tutabilir, araştırmayı merak edin. Hocalarınızla konuşun. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.